Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans güncelleme haberiyle sizinle beraberim. Biliyorsunuz Haziran ayının güncelleme haberleri son 2-3 gündür gelmeye başladı. Aslında en vurucu olduğunu düşündüm. İkinci günü, üçüncü gün oldu herhalde. Onunla beraber sizindeyim. Gerçekten çok mükemmel derecede bir güncelleme içerisinde haber duyurdular. Ve zaten bunun şu an başlıkta görüyorsunuzdur. Arkadaşlar mükemmel derecede bir özellik geldi. Ve direkt onu sizinle paylaşmak istedim. Şu an halihazırda zaten güncellemenin notları önümde. Sizinle beraber okumaya çalışacağım. Tabii ki daha önce bazı askerlere nerf geldi biliyorsunuz. Onlarla beraber arada hasar birimleri düşürüldü. Zaten komple bir toparlamak gerekirse hepsinden bahsetmeye çalışacağız ileriki güncellemelerle beraber. Çünkü onun için tamamının bitmesini bekliyorum. Burada aslında vurucu nokta var. Onları bir değerlendireceğiz. Şimdi sıfır maliyet olayı arkadaşlar. Ordular artık tamamen ücretsiz şekilde eğitilebilecek. Yani tamamen şöyle düşünebilirsiniz. Yan köyde herhangi bir ordu maliyeti vermeden direkt savaşa giriyor biliyoruz. O mantık arkadaşlar. Herhangi derecede bir maliyet vermeden iksir altın vermeyeceğiz. Kara iksir vermeyeceğiz. Abi gerçekten şu nokta önemli. Hızlı şekilde artık ganimet kasabileceksiniz. Yani herhangi bir şekilde maliyetiniz yok. Önceden şu düşünülüyordu. Ulan elektro basıyorum, o kadar maliyet ediyorum. Savaş yapmıyorum veya ganimetimi azaltıyorum. Artık gerek yok. Süreniz varsa basın elektrolar arkadaşlar, hızlı şekilde abi ordunuzu kurun. Genel olarak hızlı şekilde garimetinizi kasın. Tabii ki bunun yanında benim abi en çok önerdiğim sistem şu olabilirdi. Dostlar sizler de bana hani destek vereceksinizdir eminim. Arkadaşlar madem maliyet düştü bence süre de kaldırılsın diyorum. Ne diyorsunuz siz bu konuda? Vallahi abi çok iyi olur. Sürede de kaldırırsa yani sıfır maliyet direkt saldırı abi. Herhangi şekilde sürede bekleme. Orduyu eğit savaşa gir. Orduyu eğit savaşa gir. Genel olarak Supercell bu noktada şunu düşünmüş olabilir. Yani benim genel görüşüm, şahsi görüşüm. Artık alttaki oyunculara destek vermek istiyor. Maliyet yemesin, bu adam hızlı şekilde gelişsin. Üstteki adam zaten her halükarda full diyor. Bu adamın gelişmesi bizim için daha önemli. Onun tamamen amacı oyuna yeni oyuncular kazandırabilmek. Ama tabii ki bizim yanımız yeni oyuncular kazandırması tamamen global chat'e bağlıdır. Abi global chat açılmadığı sürece sen istediğin kadar kendini yırt, bu kadar oyuncu gelmez abi. Sonuç itibariyle 2012 yapımı bir oyun. Tamam, güzelliği noktasında şüphemiz yok. Oynuyoruz abi, keyif alıyoruz ama global chat'i de kaldırmayacaktım. Bu senin en büyük hatan oldu. Şimdi tamam, oraları geçelim. Sıfır maliyetli orduları eğittik. Bunun yanında şöyle bir bakalım. Zaten gördüğünüz gibi şurada da yazıyor arkadaşlar özellikle. Ordunuzu eğitmek bu güncellemeden itibaren sıfır iksir veya kara iksire mal olacak. Yani herhangi şekilde ordu maliyeti vermiyoruz. Geçelim. Aslında beta gibi düşünüyorum ben. İşe yarayıp yaramayacağına bakacaklar. Yani ona göre belki komple kalıcı veya komple kaldıracaklar sistemi. Beta aşaması gibi düşünüyorum ben o noktayı. Oraya geldim diyelim. Geçelim arkadaşlar. Ordu eğitim süresi ve konut alanları gereksinimleri hala mevcuttur. Yani şu an hala ordular süreli şekilde bekliyoruz. Ama ben eminim ki yakın zamanda bu %50 konumuna veya sıfıra indirilecektir. Hızlı şekilde ordu... Oyuncular artık bir klan arkadaşına bağış yaparken iade edilen kaynakları alamayacaklar. Yani herhangi bir şekilde bağış yaptığında iade geliyor diye arkadaşlar. Onlar artık kaldırılmış. Klan ayrıcalıklarından yapılan bağış geri ödemeleri kaldırıldı. Zaten bu yakın dönemde gelmişti. Normalde klan kalelerini dolduruyordun arkadaşlar. Oradan sana ödeme geliyordu. Artık o kaldırılmış. Zaten bunun geleli maksimum 2-3 ay oldu herhalde. Neden kaldırdılar tekrar bilmiyorum. En büyük aslında ikinci nokta şudur. Abi efsanelikteki gördüğünüz gibi efsanelikte iksir ganimet altın ganimeti eşleşecek şekilde azaltıldı. Yani ortalama biz 300-400 kalmalıyız. Hatta biz savaş yaparız, ona emin oluruz arkadaşlar. İksir maliyet değişikliklerine gelelim. Şimdi belediye binası 5'ten itibaren duvarlar, altınlar ve iksirler yükseltilebilecek. Allah Allah, olabilir aslında. Ha pardon abi ya, çok mükemmel, bak şu an yeni aklıma geldi. Normalde biliyorsunuz belli bir noktaya kadar iksirle duvar basamıyoruz. Sadece altınla basabiliyoruz ya. Artık belediye binası 5'ten itibaren iksir de kullanabileceğiz diyor. Abi mükemmel bak. Bunu sevdim Supercell. Abi iyi işler yapmaya başladım. Klan kalesi artık iksirin her seviyede yükseltmesini gerektiriyor. Gerekli iksir miktarı eski altın maliyetiyle aynıdır diyor. Yani buna gerek var mıydı bilmiyorum, artık takdir sizin. Geçelim. Ordu eğitimindeki tüm işlevi kaldırıldı. Abi gerçekten artık bu düşük köyler için mükemmel bir oran. Tabii ki üsttekiler için de illaki işe yarayacaktır. Genel olarak şunu anlatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz 100 tane okçu, 100 tane barbar eğittiğinizde tek tek silmeniz lazım ya arkadaşlar. Artık o olay bitti. Tek tuşla hepsini birden kaldırabiliyorsunuz. Bence mükemmel bir olay. Yani ben beğendim o noktayı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Süper birlik bağış olayı. Bak bu noktada çok güzel. Gerçekten iyi düşünmüşler. Bu aklı kim verdi kendilerine bilmiyorum ama mantıklı olmuş. Arkadaşlar genel olarak biliyorsunuz hızlı bağışta süper birim açmadıysanız o süper birimin bağışını yapamıyorsunuz. Ama
Şu güncellemeyle beraber arkadaşlar açmadığınız süper birimi de direkt bağışını yapabiliyorsunuz. Bence güzel, mükemmel bir olay oldu. Ben beğendim. Umarım sizler de o noktada beğenmişsinizdir. Manzara random olarak manzara sistemi geldi arkadaşlar. Genel olarak örnek veriyorum. 5-10 tane arka planınız vardır. Onu da zaten Hero'larda biliyorsunuz. Orada skinler aldığımız noktada şöyle göstermek istiyorum. Şöyle geldiğiniz noktada arkadaşlar. Şurada örnek veriyorum. Burada parti klan içerisinde 4-5 tane skininiz var. Abi şurayı seçtiğinizde random olarak herhangi bir skini seçiyor. Ama şu an bu skin, bu olay arkadaşlar arka plana da geldi. Şurada hali hazırda arka planınız var ise abi muhtemelen o zar seçeneği buraya da gelecek. Tıklayacaksınız. Artık ara ara arka planları da değişmeye başlayacak. Bence güzel olaylardan biri daha. Hemen sıradakine geçelim. Şöyle geldim noktada arkadaşlar, burada ek manzara değişiklikleri var. Örnek veriyorum, gördüğünüz gibi görgü arka plan özel ortam sesi ve müziği sahiptir diyor. Tamam, herhangi bir arka plandan bahsediyor. Daha sonra klan başkent hava gemisi, demir gemisi konumları ve parlaklığı gölge sahne için ayarlandı. Genel olarak şunu söylemek istiyorum, tamamen saymaya gerek yok. Bazı arka planlarda ses olayları düzeltildi. Bazı arka planlarda da arkadaşlar arka plan içerisindeki görseller düzeltildi ve şuna sahip olundu. Onu da anlatmak istiyorum. Arkadaşlar örnek veriyorum. Burada dediği gibi kabak mezarlığı manzarası, Cadılar Bayramı ortak ses düzenliği kullanılıyor. Yani şurada artık iki tane arka plana ortak ses efektleri vermişler. Yani bunlar bir araya yakın olan arka planlar. Ya yani mantıklı olabilir. Sonuç itibariyle şu düşünülüyordur. Bazı arkadaşlar datalar oyunun kapasitesini arttırıyor. Yani megabyte boyutunu. Bundan dolayı onu biraz daha aza indirmek için ses dosyalarını iki arka planda tek dosyaya düşürmüşler. Yani kendiler açısından mantıklı ama oyuncular bu noktada ne düşünüyor bilmiyorum. Tamamen bu sizin görüş açınıza bağlı şu an. Ek oyundaki değişiklikler var. Burada çok öyle önemli bir durum yok arkadaşlar. Ben genelde okuduğumda öyle çok ahım şahım bir durum yok. Yani genel olarak ekrandadır. Okumak isteyen arkadaşlar şu an okuyabilir. Yani ahım şahım, ulan şunu da bilmemiz lazım diyerek hani benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Bilmiyorum sizin olacak mıdır? O da tamamen size ait durum. Şimdi arkadaşlar genel olarak güncelleme haberleri bundan ibaretti. Dostlar genel olarak güncelleme haberleri bunlardan ibaretti. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların devamı gelmeye devam edecek bu arada arkadaşlar. Şöyle bir durum var ki günlük olarak güncelleme haberlerinden bahsediyorlar. Zaten hepsi tamamlandığı noktada. Hepsini genel bir videoda da sizlere sunmaya çalışacağım. Genel olarak durumları anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ha!